31 Mart, yerel seçimleri sonrası Bursa'daki yerel yönetimlerin önemli kısmı ana muhalefet partisinin eline geçti. Merkezdeki iki büyük ilçe ile Büyükşehir ve çevredeki 4 ilçe olmak üzere CHP'nin Bursa'daki belediye sayısı 7'ye yükseldi. Değişim sandıkta başladı. 20 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetilmiş belediyeler artık CHP'nin elinde. Sandıkta başlayan değişim 31 Mart sonrası bu kez belediye yöneticilerine sirayet etti. Bursa'da CHP'li büyükşehir ve bağlı kuruluşlarıyla, iştirakleri ve ilçe belediyelerindeki yönetici değişikliklerinin bir türlü ardı arkası gelmiyor. Bu sütunlardan 31 Mart, tam bu yana büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki atamaları, görevden almaları ve yer değişikliklerini haber veriyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımcı kuruluşu Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne atanan 5 yeni bürokrattan bahsedeceğiz. Buna göre, BUSKİ Genel Müdürlüğü, ne bağlı su tesisleri daire başkanlığına Aykut Çatal getirildi. Kurumda şube müdürleri düzeyindeki değişimler de şöyle gerçekleşti. Kanalizasyon Proje Şube Müdürlüğü'ne Nuray Yeşil, Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne Emre Göncü, Sayaç Şube Müdürlüğü'ne Ercan Hafız, Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü görevine ise Hüseyin Serkan Bulut atandılar. Kurumdaki değişikliklerin süreceğini de ekleyelim. BUSKİ de halen görevlerinin başında bulunan daire başkanı, şube müdürü ve birim sorumlularının da diken üstünde oldukları konuşuluyor. Büyükşehir Belediyesi kulislerinde, BUSKİ'de de AK Partili dönemden kalma tüm yönetici ve sorumluların değiştirileceği, yeni dönem için yönetim kademelerinde eski isimlere yer verilmeyeceği ileri sürülüyor. Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerindeki tecrübeli bürokratların görevden alınmaları değiştire bitecek gibi durmuyor. Seyahat kartları ofisinde, kuyruklar dışarıya taşıyor, okullar açıldı, 20 milyonun üzerinde öğrenci, 1,2 milyon öğretmen ve yönetici dün sabah ders başı yaptı. Yurt genelindeki eğitim kurumlarımız yeniden öğretmen öğrencilerine kavuştu. Her eğitim öğretim yılı başında Milli Eğitim Camiası'nda büyük bir telaş yaşanır. Hazırlıklar yapılır. Hazırlık yapan kurumlardan biri de öğrencilerin güvenli biçimde evden okullarına gidip gelmelerini sağlayan belediyelerdir. Bursa da, toplu ulaşımın patronu Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞIN tren ve otobüsleri dün adeta okul sınıfları gibiydi. Vagonların camları, öğrencilerin ilk okumada kullandıkları kalıp fişlerden çarpım tablolarına, mevsim tablolarından eğitici afişelere kadar bilgilendirici materyallerle doluydu. Yolcular vagonlara bindiklerinde kendilerini adeta sınıfa girmiş hissettiler. BURULAŞ bu görüntüsüyle yeni eğitim öğretim dönemine hazırız mesajı verdi. Ancak, Şehreküstü'deki istasyonda bambaşka bir görüntü vardı. Seyahat kartları ofisindeki kuyruk salondan dışarıya taşmıştı. Benzer bir tabloyu kart işlemlerinin yapıldığı diğer istasyonlarda da fark ettik. Oralarda da uzun uzun kuyruklar oluşmuş. Demek ki, BURULAŞIN seyahat kartları ofisine tahsis edilen alan yetmiyor. O halde buradaki ticari ünitelerin yerine ulaşım kartlarının kolayca düzenlenebileceği alanlar büyütülmeli. Personel sayısı artırılmalı. Belki okulların açıldığı ilk hafta yoğunluğudur diyeceksiniz ama görevliler, yoğunluğun sürekli yaşandığını ve özellikle cuma günleri daha fazla bir kalabalık oluştuğunu aktardılar. BURULAŞIN üst yönetimi bu işe el atmalı. Ofis önündeki yoğunluğun, zaman zaman istasyona yolcu giriş çıkışlarında da sıkıntı oluşturduğunu fark ettik. İlçe hastanelerinde artık, memleket doktorları var. Doktorlar yaşam konforu düşük yerleşimlerdeki sağlık tesislerinde görev yapmaktan kaçınırlar. Mecburi hizmet yasası olmasa, buralara doktor getirmek mümkün değildir. Taşra, kalabalık kent merkezleri kadar, sosyal yaşam koşullarına sahip değildir. Bu yüzden taşradaki az nüfuslu ilçe, belde ve kasabalarda sağlıkçıların durmak istemedikleri hepimizin bildiği bir gerçektir. Sadece onlar değil, öğretmenler ve yabancı memurlar da buralarda görev almaktan kaçınıyorlar. O halde, buralara yerli, memleket aşığı, idealist doktorlar ve memurlar gerek. Buradan sık sık paylaşıyoruz. Artık ilimizin güneyindeki dağ, ilçelerinde üniversite okuyan sayısı bir hayli fazla. Bunların çoğu iyi üniversitelerden mezun olup, memleketlerine hizmet etmeyi tercih ediyorlar. Onlardan biri de Keles, İn Kemaliye Mahallesi'nden Doktor Harun Bayram. Doktor Bayram, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi. Neden mezun olduktan sonra memleketinde, Keles Devlet Hastanesi'nde göreve başlamayı tercih etti?
Acil serviste pratisyen hekim olarak göreve yapan Doktor Bayram'ın diğer kardeşi de aynı üniversitede tıp eğitimi alıyor. Eminiz o da mezun olduktan sonra memleketi kelez, ev ve fa borcunu ödemek isteyecektir. Doktor Harun Bayram'ı biz de bu örnek tercihi için kutluyoruz. Başka meslektaşlarının gönüllü gelmeyeceği ilçesinde, mesleğin en başında hemşerilerine şifa dağıtmayı tercih etmiş.